Öyle. Aa. Aa. Hadi. Uyan. Azıcık sallasana. Ya ne sallaması, hadi uyan ya. Kafanın üstünde böcekler dolanıyor. Anne. Gitti. Ben bağırsam mı? Oh. Daha dur oğlum, 10 saniye olmadı uyanalı sinek ya. Üf. Bir dur, bir nefes alalım. Hop. Herkese selamlar, herkese günaydınlar. Biraz zor bir gece geçirdik. Bayağı bir sinek vardı. Hatta bu şeylerin altından, hamağın alt kısmından falan ısırıldık birkaç tane. Biraz zor uyuduk ama olsun. Yine de çok güzeldi. Uyandığımız yer zaten efsane. Şimdi biraz erken, şimdi direkt dalışa geçeceğim ben. Sen de geliyorsun değil mi? Beraber bir dalış yapacağız. Bakalım bir önceki videoda gördüklerimizden yine görebilecek miyiz? Çünkü inanılmaz güzel bir balık popülasyonu var zaten. Daha girerken anlaşılıyor balıkların popülasyonu. Bakalım bugün de öyle olacak mı? O zaman başlayalım. Herkese iyi seyirler. Mahvoldum ya beyler. Şuna bak. Bu ne oğlum ya?
just strip it down. Cold bullshit, I'm blending in. Five muses and don't compare. A true life will fill your cup. Follow what lights you up. War of what makes you smile. Life is both beauty and pain. Thank you.
Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. O gördüğünüz dev vatoslar var ya, sırf onları görmek için insanlar dünyanın öbür ucundan buraya para verip bunları görme turuna çıkıyorlar. Size öyle söyleyeyim ve ben 5 tane falan gördüm. Daha da fazla gördüm de hepsini çekmek istemedim. Yani o kadar güzel, hayalet gibi süzülüyorlar ki anlatamam. Hani onun dışında gördüğüm balıklar, oğlum senle bu arada suya girdiğimiz anda hayatımın en büyük balığını görmüş olabilirim. Abim de birlikteyken gördük. Evet ya. Yani dev bir GT. Nereden baksanız 30 kiloluk yani. Şu kadar var mıydı lan? Tabii oğlum. Kalınlığı böyleydi zaten. Şöyle. Bize tam cepheden geldi, şu kadar kalınlığı vardı. Yani dev gibiydi oğlum ya. Ben hayatımda ilk defa gördüm öyle. Ben de hayatımda o kadar. Yani GT'yi ilk defa gördüm zaten. Ve bir tanesine sıkma şansı buldum, gördünüz. Dedeler GT yani, Tral mi? Tral'in büyüğü müydü? Tral tarzı aynen. Onun devi artık, kocaman. Travel diye bir balık var. Yani o Travel diye geçiyor. Giant. Ha, dev. Dev Giant Travel diye geçiyor. Dev işte. Travel. Dev gezici. Yani onun dışında gördüğüm balıkların, yani bir daha hayat boyu muhtemelen böyle yerlere gelmez. Hayat boyu öyle bir şeyler göremeyeceğim bir daha. Net yani. Değil mi lan? Belki bir daha geliriz. Ya, hayır, bir daha gelmezsek eğer, yani buralara gelmezsem hayat boyu bir daha öyle balıklar görme olanağım sıfır herhalde. Yani zaten aslında zamanımız çok kısıtlı. O yüzden vuramadığım iyi oldu balıkları. Vurmaya çalışmadım mı? Çalıştım. Vursam muhtemelen parçalara götürürdüm bir yerde. Bir yemek isterdim ya da buradaki birilerine verirdim mutlaka, ama vuramadım bir türlü. Büyük birkaç tane balığa sıktım. Yani daha mesela kamerada çok görünmese de, mesela aşağıdaki balığı çekiyorum ya arkasından gidip. Ya yemin ediyorum mesela belki küçük görünüyordur ama minimum 10 kilo yani. O bile şu kadar, yani şöyle balıklar, kalınlık böyle, şu kadar gözüküyor şeyde ama dev gibi birader. Sözünü kesmek istemedim de. Ya o kadar berrak ki su şu an, belki yani balığı gördüm şu kadar falan, bir balık böyle gitti Mercan'ın içine. Çok net gördüm yani, onu izliyordum bir ya saat. O kadar keyifli ki anlatamam size yani, inanılmaz keyifli. Yani buradan sonra gidip de Antalya'da dalmak ve
Yani ne bileyim ıskaros, aslan falan avlamak beni üzecek. Çünkü şöyle söyleyeyim, mesela çekmediklerim de var. Abi mesela iniyorum ya da inmesem de olur yani. Şöyle kafamı bir çeviriyorum, ileriden abi 15 kiloluk balık gidiyor. Kafayı bir kaldırıyorum, yukarıdan dev gibi bir tane balık gidiyor. Aşağıdan hayvan gibi bir tane köpek balığı gidiyor. Vatos gidiyor, ne bileyim. Hayatımda hiç görmediğim bir sürü balık. Aşağı gaşona bir indim, bir geldiler birader. Böyle böyle balıklar. Bir tanesi var böyle. Yaklaşmıyor böyle. Tam sınırda. Bir de buraya gelirken anladım ki böyle çok sağlam 115'lik 120'lik zıpkınlar gerekiyor. Çünkü balık tam böyle arada, yani iyi zıpkın olursa vurursun. Ama böyle sağlam jet, çok ileriyi vuran zıpkın olmazsa gerçekten vurmuyor. İşte mesela GT'de öyle oldu. Balığa muhtemelen belki değmiştir bile, bilmiyorum daha. O seninle beraber ilk daldığımız zaman gördüğümüz cidden daha mı büyüğünü gördün? Yok, o daha büyüktü. O mu en ama büyüğü? O kadardı yani. Yine ben, o kadardı gelen. Valla ben birazcık tırstım çünkü tam anlayamadım. Sen tecrübelisin ya. Ben mesela 1-1,5 metrelik köpek balığı, hayatımda ilk defa bir köpek balığı yüzdüm yani. Köpek balığı gördük, yanımızdan çok böyle gitti. Yani. Tam videoyu açacağım, meğersem açıkmış, kapattım. Belki birazı görünmüştür ya. Zor, bakalım ya. Göründüyse süper olur. Yani görünen her şeyi tabii ki de koyacağım. O kadar keyifliydi ki bugün, yani hayatımın en güzel dalışıydı. Hayatımın en güzel dalışı bugündü. Ya inanılmaz keyifli. Burada yaşayan insanların aç kalma gibi bir olanağı sıfır. Mümkün balık değil açısından. Bizde olsa burayı bitirirler. Buraya trolleri bir koyarlar. Yani yok ederler. Orası yok kesin. Adam 1000 iğneli baragadiyi buraya atar. 1000'inden de balık alır. Ertesi gün bir daha 1000 tane daha atar. Onu da alır. Ertesi gün bir daha atar. Maalesef. Biz de böyle ama buradakileri görüyoruz. Adam bir tanesini tutmuş. Götürüyor evine o ya da işte. O Sorong'da bile adamlar böyle şey değil yani. Böyle ağlarla atıp tutmamışlar. Bildiğin aynen oltalarla. Yani ağdan koca tutup teknelerde 2-3 tane balık vardı. Adamlar evet tabiatına sahip çıkıyor abi. Bizim gibi değil ki. Maalesef öyle. Keşke adam diyor ki kardeş ben 100 tane tutmayayım diyor yani. 2 tane tutayım, akşam yiyeyim. Yarın yine gelir tutarım. Yani işte bizde para çok önemli ya. Para için gerekirse doğayı katletme olayı maalesef bizde var. Var yani hani. İşte bir tek benim yaptığımla niye olmaz abi. Niye kötülüyorsun bilmem ne diyeceksiniz muhtemelen ama. Böyle o aramızdaki o insanlar var, hepimiz biliyoruz. Hatta bunu izleyen insanlar da vardır kendi üstüne alınıp gülen, eminim bundan. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Her neyse dediğim gibi inanılmaz iyiydi. Bugün şöyle bir şey, mesela bugün bugün üçüncü günümüz. Bugün maalesef dönmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yarın bir yani bayağı rüzgar, fırtına gibi bir şey varmış. Ve o günkü turu iptal etmişler. Buraya gelecek olan bizim teknemizi iptal etmişler. Bugün yani öğlen gelecekmiş maalesef. Birazdan yavaş yavaş hazırlanıp gideceğiz. Ama gerçekten burası aklımda kalacak ve buraya bir daha gelmek istiyorum. Gerçekten bunu kafama koydum yani. Bir daha net atış direkt buraya gelmek istiyorum. Bir haftalığına belki. Umarım gelebilirim. Şimdi size nasıl bir yerde kamp yaptığımızı şöyle yukarıdan göstermek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanıp dönüşe doğru geçeceğiz. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Should I stay here?
Evet, teknemiz gelmiş. Farklı bir tekne. Çift 150 var arkasına. İyi, daha iyi. Gelirkenki biraz zordu çünkü. Aşağıda trilyon tane balık var. Buradan gideceğim için o kadar mutsuzum ki anlatamam yani. O kadar mutsuzum. İnanılmaz mutsuzum. Balıklara bak. Trilyon tane. Adamlar. Teknemize biniyoruz. Ve artık bu adadan gidiyoruz. Birkaç tane daha adayı gezeceğiz. Sadece dönüşte gösterecekler bize. Bakalım oralar nasılmış. Oraları da görelim. Gösterelim. Umarım güzeldir. Sonra da artık rotamız Bali. Terima kasih birader. Terima kasih. Terima kasih değil. Terima kasih. Terima kasih. Arkadaşlar, besledikleri hayvanları burada sadece bisküvi atıp besledikleri hayvanları biz görsek zaten şey yaparız yani. Oğlum bu nedir ya? Dev. Alayım mı? Alamazsın ki, kayar. At bakalım birader. Değdik. Bu nasıl bir yer ya böyle? Bu nasıl olmuş bu iş yani?